Herkese selamlar dostlar. 19 Mayıs 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günü arkadaşlar 5 adet mücadelem var ve sizlerde bir adet ideal kombine sunacağım. Bu ideal kombine 1.92 yıllık orandan bir kombine. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Kombine olmasından kaynaklı ve Cuma günü olmasından kaynaklı bu videoyu artık 300 seviyesinde bir like bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız arkadaşlar burada Lyon'la Monaco. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Manchester City Real Madrid maçında skorunu bilen yok. Maç 4-0 bitti. 3-0 var fakat 4 yazan yok. Bilen yok. Geçtik. Yani erteledik bunu. Kapadık. Yazmayı unutmayın. Instagram adresimiz ekrana gelsin. Kangal Bey olarak da buradan beni oradan takip edebilirsiniz. Herhangi soru, görüş, öneri, maç, gruplar hakkında bilgi, Mayıs ayı grupları hakkında her şey için bilgi alabilirsiniz. Buradan benimle doğrudan iletişime geçme şansınız mevcut. Geçtim. Yüksek mislilerde neler yaptık? Öncelikle solda gördüğünüz 3000 misli Denver maçıydı. Maç sonu 1 olarak değerlendirme altına aldık. Geldi zaten. Ona kenara attık. Dün ne yaptık? Dün de Manchester City ile Real Madrid'in maçı vardı. Yani ne kadar Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin babası da olsa sizin şu form durumunda karşısına durabilecek rakip yok bence. Yani real Madrid duramadı. Inter'in de durabileceğini sanmıyorum ben. Şimdi burada City'ye de ben doğrudan bir önerdim. 1500 misli önerdim. Onu da cebe attık. Tertemiz. Yüksek mislilerde kazandık. Yüksek mislinin seviyesinin amacı da zaten bu. En güvendiğim maçı benim. Burada yazı halinde döküyorum ekrandaki gibi. Misli öneriyorum. 3000 öneriyorum. 1500 öneriyorum. Ne önerirsem artık. O şekilde ilerliyorum. O şekilde kar yaparaktan da devam ediyoruz. Bilginize. Geçtim. Dün de Baktığımız zaman da hem günün kuponu hem de NBA teklisi vardı. Günün kuponu soldaki kupondur arkadaşlar. Karagümrük Adana Demir maçında Adana Demir'in ben herhangi bir yarayı kazanmasını bekliyordum. Maça oran almak adına 1.32 gibi orandan öyle bir oran aldım. Real Madrid City maçına baktığımız zaman da ben City'nin galip gelmesini bekliyordum. Hem City galip gelir hem de 1.5 üst yapar diyerekten yani 1.49 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. O da tertemiz geldi. Günün kuponu kazandı. Sağda gördüğünüz de NBA teknisiydi. Boston maçıydı. Boston ne kadar mağlup olsa da ben burada taraf almadım. Boston'ın burada 107 atı, 107 sayı atarına girdim. O da tertemiz kazandı. Hatta bu NBA teknisini herkes açık Telegram grubuna atacakken beğeni sayısı yetersiz olduğu için atmadım. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Geçtim. Canlı maçlardan da zaten elimizden geleni yapıyoruz ki dün de canlısı çok güzeldi. Sti maçı hem karttan hem kornerden hem de golden zaten her türlü ekmek verdi. En son 2.62 gibi orandan mücadele 3.5 üst aldık. Yani canlı iddia oynuyorsanız veya canlılardan kazanç elde etmek istiyorsanız mutlaka canlı telegram gruplarında fiyatı da gerçekten çok uygun. Ki gelecek sezonda 100 TL'den 350 TL seviyesine çıkacak o grubun şimdiden bilgisini vereyim. O yüzden son aylarda kazanç elde etmek istiyorsanız canlılardan da grubumuza katılabilirsiniz. Geçtim. Sizlerden ricam videoyu atsan like'lar da like'larınızı bekliyorum. İsterseniz direkt ideal kombinemin maçlarıyla başlayalım. Olympiakos Monaco ilk mücadele. Olympiakos'ta arkadaşlar Yunan kültüründe basketbol kültürü çok gelişmiştir. Bunu belirteyim. Fenerbahçe Beko'yu 3-2 gibi skorla geçmesini bildim. Seri 3-2 bitti. Aynı şekilde Monaco'da Maccabi Tel Aviv 3-2 geçti. Şimdi Olympiakos kendi evinde oynayacak. Ve Olympiakos'un son maçlarına baktığımız zaman da savunmayı biraz daha öne çıkardığını görmek çok daha mümkün. Özellikle falı çok fazla savunmada kullandıklarını görmek lazım. Bu savunmayı nasıl açacak? Monaco, Mike James, Okobo bunlar dış atışlarla birlikte savunmayı açmaya çalışacaklar. Fakat Olympiakos'un da hem genel sezonu lider bitirmesi hem de taraftarın bu kadar yanında olması bence bu maçı Olympiakos'a getirir gibi geliyor bana. Ben burada maç sonu 1'i e aldım. Maç sonu 1'i e alırken de 3 farklı galibiyetini aldım. 1.39 gibi orandan Olympiakos'un burada galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken de en az 3 sayı fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum. Değerlendirecekler bu şanslar. Burada Olympiakos'un en az 3 sayı atarak kazanmasını bekliyorum. Geçelim diğer mücadelemize kombinemin ikinci mücadelesi. Zaten iki maçlık bir kombine. ideal kombine. Cuma kombinesi. Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım. Barcelona zal gerisi 3-0 gibi net bir skorla geçti. Real Madrid ise Barcelona'ya göre final, e, bu playoff serisinde iki maç fazla oynadı. 3-2'lik seriyle geçti. Özellikle Real Madrid serileri zaten daha zordu. Partizanla 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 maçı kazanmasını bilen bir Real Madrid vardı. Şimdi baktığımız zaman da Real Madrid tarafında Yabusele olmayacak olaylı maçtan dolayı. Gabriel Dek olmayacak Real Madrid tarafında. Ve savunması Real Madrid'e göre daha iyi olan taraf burada Barcelona. Ve kendi taraftarı önünde olduğundan kaynaklı. Ben burada bir Barcelona galibiyeti beklerim. Mirotic önderliğinde burada savunmada da güzel iş çıkartalım. Barcelona Real Madrid'e karşı bence ilk mücadelede galip gelecektir. Değerlendirecekler bol şanslar. Barcelona'nın da galip gelmesini bekliyorum. Lyon Monaco ile devam edelim. Lyon Monaco mücadelesinde maç skorunu sorduk zaten. Sizlere maç skorunu olur yorumlar yazabilirsiniz. Öncelikle mücadelede mücadelede gollü bir maç beklenti var. Şöyle e, ya alt üstten de zaten bunları anlayabilirsiniz gollü beklentinin olması kaynaklı. Fakat Monaco deplasmanlarda yani o açık oyununu sergilemiyor. Kendi evinde o baskılı açık oyununu sergiliyor. Burada o oyunu sergilemiyor Monaco deplasmanlarda. Lyon'un da bu maçı biraz daha kazanma zorundalığı. Monaco'ya göre biraz daha fazla kendi seyircisi önünde oynayacağı bir karşılaşma. Burada Lyon tarafı biraz daha galibiyet yakın olabilir. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. İlk yarıda arkadaşlar, ilk yarıda şuradan hemen ilk yarıda arkadaşlar bu mücadelede ben bir tarafın kazanmasını bekliyorum. Şöyle 1.34 gibi oranı var. İlk yarıda herhangi bir takım burada galip gelebilir. Ki ben şunu söyleyeyim. Sisteme atacağım kuponda ise burada ilk yarıdan Lyon galibiyeti değerlendirmesini düşünüyorum. Burada ilk yarıda ya Monaco ya Lyon ilk yarıdan bir takım öne çıkar. İlk yarı beraber bitmez bence. 1.34 gibi oranı var. Bu idealdir Ama dediğim gibi sisteme atacak olursam burada ilk yarıdan bir Lyon galibiyetini ben sisteme atmak isterim. Onun da oranı 2.42. Yani Lyon biraz daha istekli olacağından kaynaklı böyle bir tercihim var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Sassuolo ile Monza karşılaşmasına baktığımız zaman da bu mücadelede şöyle bir beklentim var. Monza son dönemlerde zaten çift forvet şeklinde Petanya ile Caprari şeklinde oynayan bir takım. Ve son dönemde bu gerçekten biraz daha iğme yakaladılar takım olarak da. Takım içi uyumu biraz daha üst seviyeye çıktı. Ki bu son dönemdeki gelen galibiyetler de onlara bir e bizim referansımız sayılabilir yani son dönem galibiyetleri. Son deplasman maçlarında gol buldu. Ben burada Monza tarafından bir gol bekliyorum. Sassuolo'nda savunma attı o kadar şey değil. Hatalar yapabiliyor savunma hattında. Fakat hücum attı gayet başarılı sayılabilir. O yüzden burada karşılıklı gelecek goller 1.46 gibi orandan idealden değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ben burada Monaco'nun, pardon Monaco diyorum. Sassuolo'da gol bulmasını bekleyerekten de 1.46 gibi orandan önermesini yapıyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Son mücadele Freiburg'la Wolfsburg karşılaşması. Yine bu mücadeleyi de şöyle bir değerlendirme altına aldım. Cuma günü Bundesliga maçları genellikle arkadaşlar çok gollü bitmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle idealden yanına bir 1.60 oran atacağınız bir tane tercih söylemek istiyorum. Mücadelede ben Freiburg'un oyunu kaynaklı ve Freiburg'un son dönemdeki form düşüklüğü kaynaklı mücadelede ben çok fazla gol beklemiyorum. 3.5 alt oranında burada 1.28 Avrupa'da 1.40 seviyesinde öncelikle 3.5 şeklinde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Yani böyle bir oran arayanlar varsa 3.5-6 zaten söyledik. Ana tercihimiz olsun. Mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol seviyesinde neden kalmasın diyerekten de düşünüyorum. Onun da oranı 1.84. 1.84 gibi oranlarla isteyenler sisteme, isteyenler de düşük misli kombinlerinizle değerlendirme yaparak da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bu mücadelede toplam gol aralığı olarak 2-3 gol olarak düşünüyorum. Ee, toplamda 5 adet mücadelemiz vardı. İdealden ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Bir adet de ideal kombinemiz var. Ekrana gelsin. İdeal kombinemiz arkadaşlar basketbolda bahsettiğim gibi. Cuma kombinesidir. Sizlerden ricam sadece videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Olympiakos Monaco maçında dediğim gibi Olympiakos kendi evinde burada en az 3 sayı farkla galip gelmesini bekliyorum. 1.39 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Barcelona'da Real Madrid'e göre kendi evinde biraz daha iyi oyun olmasından kaynaklı. Barcelona'dan da doğrudan galibiyetini aldım. 1.92 gibi orandan Cuma kombinesini oluşturdum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız video like, yorum, her şey abone olmaktır. Bir de Lyon Monaco maçının maç konusunu sorduk. Yorumlara yazarsınız sevinirim. Değerlendirecek de herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.